Değerli izleyenler, Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımı ile 45. Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin açılışı 28 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildi. Uluborlu Festivali'ne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski milletvekili Aylin Cesur, 28. dönem milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da katılım sağladı. Erdir Kaymakamı Adem Çelik, Erdir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Erdir Belediyesi olarak çalışma projesi olarak düzenlenen Yaz Gençlik Şöleni'ne katıldı. Şölen, 28.07.2023 Cuma günü plaj voleybol müsabakasıyla başladı. Şenlik ateşinin yakılmasının ardından çuval yarışı yapıldı. Körebe ve kaşıkla yumurta oyunu oynandı. İp altından eğilerek geçen yarışmacılar keyifli anlar yaşadı. Su taşıma yarışında ise takımlar arasındaki tatlı rekabet büyük alkış topladı. Müzik dinletisi ve karaoke'nin ardından şölen son buldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA'ların hava keşif desteği sonucunda Uludere'de bir grup teröristin tespit edildiğini ve derhal operasyon başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Jandarma Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan jandarmamızı tebrik ediyorum açıklamalarında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi artışlarını bahane ederek fiyatları yüksek tutmasına rağmen KDV'yi %1 olarak kesen bir işletmeyi şikayet eden vatandaşın paylaşımını alıntıladı. Bakan Şimşek, alıntıladığı paylaşımda hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir ifadelerini kullandı. Bir genç sosyal medya hesabından kısa bir hırsız dürüst esnaf hikayesi başlığıyla bir paylaşım yaparak KDV oyununu gözler önüne serdi. İstanbul'da birer gün arayla gittiği dönerci ile lokantada yaşadıklarını paylaşan genç, görsel olarak sunduğu fişlerle de iddialarını destekledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de dikkatini çekti. Gencin hikayesini alıntılayan Bakan Şimşek, hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir notunu düştü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir Çiğli'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmanın ardından 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 8 kilo 870 gram esrar, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 8 Mayıs öncesinde kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, işverenden tekrar başvurması koşuluyla kısa işçiler için ve aynı şartları aşmamak koşuluyla yeni bir uygunluk tespiti yapılmasını gerek bulunmadan 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz verdiğimiz gibi tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Hayırlı olsun ifadelerine yer verdi. TV32 muhabirimiz sordu, Isparta halkı yanıtladı. Sizce de Erdoğan sözlerinde haklı mı? TV32 muhabirimiz Isparta halkına Erdoğan tasarruf ekonomisinden yana olalım, İsraf ekonomisinden uzak duralım. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Tutunalım dedi. Bu sözüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi önce kendilerini tasarruf yapmaları lazım. Yani basında şahit oluyoruz. Yani bu söylemin belki de yanlış anlaşılacak ama bir yerden bir yere giderken o konvoyları görüyoruz. O uçakları görüyoruz. O saltanatları görüyoruz. Daha ne söyleyeyim? Önce kendileri bir tasarruf yukarıdan aşağıya doğru yansıtsınlar tasarrufu. Başka diyeceğim bir şey yok. Biz tasarruf yapıyoruz. Ben öyle bir tasarruf yapıyorum ki şu anda arabama binemiyorum ben. Aracıma binemiyorum.
Ben emekliyim. Şimdiye kadar görülmemiş bir şey yaşadık biz. Her sene memurlarla birlikte emeklilerle de aynı şekilde düzenleme yapılır. Ama ne gariptir ki bu sene emeklilerin, biliyorsunuz, memurlara seyyanen bir 8 bin lira civarında para verildi. Bu emeklilere verilmedi. Yani şu anda öyle tahmin ediyorum Türkiye'de emeklilerin %70-80'i askeri ücretin altında maaş alıyor. Ve geçinmeye çalışıyorlar. Biz dişimizden tırnağımızdan artırmaya çalışıyoruz. Şimdi diyorlar ki Avrupa bizi kıskanıyor. Avrupa'nın emeklisi gelip, ben yıllarca Alanya'da çalıştım. Saatlerce o emekli gelip emekli maaşıyla kendi evinde kalmayıp da otelde kalıyorlar. Çünkü otel daha ucuz geliyor. Gidiyor bir restoranda saatlerce oturuyor, güle oynaya yemeğini yiyor. Ya ben memleketime gidemiyorum ya. Ben emekli olalı 15 sene oldu. 15 sene. Ne hayallerle emekli oldum. Gezecektim, tozacaktım, şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Hiçbirini yapamıyorum. Tasarruflu yaşıyoruz, emekliyiz. Yok bir şeyimiz. Tasarruflu yaşıyoruz. İster istemez tasarruflu yaşıyoruz. Bizim bol şey atacak şeyimiz yok. İmkanımız yok. Bunun için tasarruflu yaşıyoruz biz. Emekli olarak. Çok üzgünüz. İsraf edecek bir durumda değiliz şimdi zaten. Millet yetmeye bitmeyen çok şey oldu. Her şey çok pahalandı. Yetiremeyek israf etse. Fazla olsa milletin işesi israf eder hadi. İstediği gibi harcanır ama yetiremeyiz şu zamanda. Çok da para veriyor. Devamlı destekleyen makine de yetmiyor. Ekonomiye çare bulması lazım nasıl olacaksa. Peki sizce nasıl bir çözüm getirilebilir bu duruma? Bilmeyin, o daha iyi bilir. O kadar bir düşünemeyiz, bilemeyiz biz. Kendisi yani söz verdiği gibi bir şey yapması lazım. Ekonomiyi düzeltmesi lazım. Tasarrufu önce kendileri yapacak. Biz onlardan örnek alırız, aynen devam ederiz. Vallahi tasarrufsa herkes yapmalı. Yani ben yapıyorsam Recep Tayyip Erdoğan da tasarruf etmeli. O anlamda birimiz tasarruf ederken birimiz etmiyorsa sorun var demektir. Yani adalet de böyle bir şeydir. Adalet de hepimiz için gereklidir ve herkes eşit olmalıdır. Ben çok güvenemiyorum. Daha doğrusu sadece Recep Tayyip Erdoğan adına değil, hükümette tasarrufun gerektiğini söylemekle icraat çok ayrı şeyler. Bence ilk önce icraata geçilmeli diye düşünüyorum. Tayyip ne diyorsa doğru söylerdir. Ben Tayyipçiyim kardeşim. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV 32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.